tersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Collapse dediğimiz uygulamaya geldik. Collapse de yani akordiyon tıklandığında böyle alt alta açılan bir uygulama. Şöyle örneğini görecek olursak şu şekilde. Bu yana doğru mesela dar bir içerikte, dar bir alanda birden fazla içeriği sığdırmak için kullanabilirsiniz. Bunun denemedik ama burada iç içe olanını yapabiliyor muyuz? Ona da bakarız tekrar. Örneği şurada. Bu örneği kopyalayabiliriz. Bunu farklı versiyonlarını da bulabilirsiniz internetten. Bakacağım. Önce ben buradaki default olanından bir yapacağım. Kopyalıyorum. Sayfayı da artık yeni kaydedeceğim. Collapse diyorum veya diğer ismi de akordiyon. Evet, şu şekilde kaydettim sayfayı. Evet, şimdi buradaki alanların hepsini şuradaki alanı bir siliyorum. Sildim. Şuradaki div kısmını da div tab diyor. Şunu da sildim. Evet, şurası kaldı. Container alanımız kalsın. Şunları da silebilirim. Bunlarla işim yok artık. Evet, bu sayfaya aitti burası. Sıkıntı yok. Silebilirim. Şunları da kapatıyorum. Şimdi buradaki alana buraya yapıştıracağım onu. Şimdi geldim. Kaydettim. Sayfayı tarayıcıda açıyorum. Önce bir bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Evet, şu şekilde bir görüntü elde ettik. Bakın tıkladığınızda grup item, bir grup item diye başlıklarını değiştirebilirsiniz. Şimdi nasıl bir mantıkla çalışıyor? Şurada başlıkları burada görebiliyorsunuz. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela ne olabilir? En çok okunanlar. Okunanlar diyelim. En çok yorum yapılanlar. En çok yorumlananlar diyelim. Evet, bunu da yapmış olduk. Başka ne olabilir? En çok okunanlar, en çok yorum yapılanlar, en beğenilenler diyelim. Beğenilenler. Evet, böyle 3 tane farklı bir şekilde başlık yaptık. Şimdi bunların içine mesela daha önce öğrendiğimiz, hani ben uygulamaları biraz daha farklı olarak yapmak istiyorum. Sen ne öğrenmiştik daha önce? List grupları vardı zannedersem. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Komponensin içindeydi. Komponense geliyorum. List gruplar vardı mesela. List gruplarda bakın şu şekilde bunların içine şöyle farklı alanlar yapabilirsiniz. Yani illa burada orada olduğu gibi olacak diye bir şey yok. Şu şekilde içindekiler. Mesela altına ekleyebilirsiniz onu. Bir tane ekleyelim mesela bakalım. Hangisi olsun? Şunu mesela ekleyelim. Şu Bulgit olanla en çok okunanlara mesela. Nerede en çok okunanlar? Şurada. Bunun altına ekledim. Mesela bir tane varmış burada. Bunu kopyalıyorum. 1, 2, 3, 4. Mesela 14 değil de 45, 68, 37 yaptım ve yeniden yükle diyorum. Ve bakın bu şekilde bunun içinde de böyle farklı alanlar verirsin. Bunları link yapabilirsiniz. Link de olabilirdi. Collapse demiş şey bu. Bakalım küçültelim mi nasıl oluyor. Bakın küçülttüğünüzde de responsive şekilde içeriğimiz uzayıp kısalıyor. Mesela şöyle yapabiliriz. Buradakini bir P'nin içine alıyorum ben. Şuradaki başlığı paragraf etiket içine alacağım. Ve bunu da class'la hani görmek açısından class neydi? Hidden x'e. Yani bunu mobile geçtiğinde yani mobil olduğunda onun gizlenmesini istiyorum. Bakalım olacak mı? Evet, bakın orası kayboldu. Gördüğünüz üzere. Yani istediğimiz bir elemanı da bu şekilde hemen bir divet yani bir etiketin içine alıp ona class tanımlayarak bu şekilde gösterip gizleyebiliriz. Bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış.
Collapse uygulaması bu kadar. Tabii bir de şeyi deneyelim. Bakalım iç içe olan kısmını yapabiliyor muyuz? Onu deneyelim bir. Şuradan örneğimizi tekrar kopyalıyorum. Nasıl yapabiliriz? Şu en sondaki alanın içine şunu bir şöyle yapalım. Bakalım ne olacak? Karşımıza ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. Denemedim çünkü bunu. Tekrar geldim. Pardon. Yeniden yükle diyorum. Bakalım çalışacak mı? Tıkladım. Evet, burada aslında çalışıyor zannedersem ama ID'lerle alakalı bir sıkıntısı var. Bunu da düzeltebiliriz bence diye düşünüyorum. Neredeydi orası? Şurası. Akordiyon. Buna akordiyon 2 dersek acaba nasıl olur? ID'ye. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Çünkü aynı ID olduğu için otomatik olarak oraya gidiyor. Evet, bakın buradaki alanların biz isimlerini değiştirirsek akordiyon, bunu da akordiyon 2 yapalım. Şu ID'leri ben akordiyon 2 yapacağım. Başka şurada var. Tabi bir de burada collapse tree yazıyor. Bir de ondan dolayı da olabilir. Yok, gerçi o şununla alakalı değil. Bir daha deneyelim bakalım. En beğenilere tıkladım. Evet, muhtemelen bence oraya gidiyor. Bakın 1'e tıklarsak anlayacağız. Evet, 1'e tıkladığımızda yukarıdakini aktif ediyor. Eğer onun aktif olmasını istemiyorsak bence şöyle yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi burada fikir yürütüyoruz. Şurada bakalım şimdi neler geliyor. Akordiyonu değiştirdik. Buradaki alanı collapse pane dediğimiz alan nerede? Ona bakmamız gerekiyor. Şurada. ID. Evet, biz bunu mesela 2 yapalım bunları da. Yani oradaki yaptıklarımızı şunu 2 3 diyorum. Önemli değil oradaki alanın ne olduğu. Buna da 4 diyorum. Pardon. 4 dedim ve buraya da 4 diyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalışırsa güzel olur bence. Ambient'lere tıkladım. Güzel. Burası aktif oldu. Evet. Gayet başarılı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani birden fazla mesela atıyorum bunun içine girdik. Bakın bunun içinde tekrar. Yani mesela sık sorulan sorular yaptınız mesela. Buradan bunu yapabilirsiniz. Soru cevap gibi. Güzel oldu bence. Bu şekilde de kullanılabiliyormuş. Yani iç içe de birden fazla. Hatta bu belki de devam ediyordur böyle sürekli. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu örneği de burada denemiş olduk. Tek dikkat etmemiz gereken yer. Onu da tekrar belirtelim. Şimdi ikisinin ID'si yani şuradan baktığımızda neredeydi orası? En beğenenler. Evet, en beğenenlerin içinde şurada yapmıştık. Şu akordiyon kısmını 2 ile değiştirdik. Önce 2 yaptık ve şuradaki href yani nereye gideceğini mesela şuradaki buna tıkladığımızda buna gösteriyor. Bunu açıyor. Bununla bunu eşleştireceğiz. Şuradaki ile şuradakini eşleştireceğiz. Bu şekilde eşleştirerek aktif ettik akordiyon menümüzü. Bu derste bu da sonlandıracağım. Bir sonraki derste karuseli yapacağız. Yani slider dediğimiz şeyi. O da oldukça güzel. Onu yaptıktan sonra da dersimizi sonlandırabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.